أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Hazır mıyız abi? Hazır abi. Bak şimdi. Rahat olun şimdi. Dersimizin konusu gaye sahibi olmak. Bize ne kazandırıyor? Risale-i Nur bize neler kazandırmış değil o. O ders bayağı 10-15 tane oldu. Çok güzel şeydi. Ben ilk önce bugün okurken topladığım notları okuyacağım size. Evet abi. Bugünkü notları. Ve gaye sahibi olma toplamasını okurken aldığım notlar. 20-30 tane madde. Bir tanesi işinize yararsa yeter. Bir, saymayacağım, sırayla gidiyor. Tamam abi. Topladığım hulasa. Ama gaye sahibi konumuz. Gaye sahibi olmak. Bir, namazlarını yani mutlu ve huzurlu olmak gaye sahibi olanlara astır. Niçin? Geçecek içinde. Hayatınızdan daha değerli, hayatımızdan daha değerli bir şey var mı? Yok. Yok. O zaman bu hayat için yaşarsan F-16 ile gübre taşımaya, tanklarla serçe avına gitmek gibi olur. Veya her tarafı altın olan kamyonla harfiyat yapıp para çakıl taşımaya benzer. Hayatından daha değerli hayatına gaye yaparsan, hayat değerini bulur, sıkıntılar basamak olur, hayat anlamını bulur, sıkıntılar basamak olur. Eğer hayatından daha basit şeyleri bu hayatına gaye yaparsan, hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Bir daha söyleyeyim, hayatından daha değerli bir şey yok değil mi? O zaman harcadığın bir şeyi alacağına göre, alacağın şey daha kıymetli olursa, vermek kolay olur. Rahat olur. Hayatını veriyorsun. Niye sıkılıyoruz? Değmeyecek şeyler aldığımızdan kaynaklanıyor. Evet. Yani hayatımızdan daha basit şeyler. O zaman gaye sahibi olan hayatından daha değerli bir şeyi hayatına bağladığı için hayat anlamını bulur, sıkıntılar basamak olur. Şimdi okuyorum. Hayatında gaye yapanlar şunlara dikkat etsin. İlk önce mukaddeme yapıyor. Bir 5-10 dakika kalacak ama. Tamam. Veciz. Namazların vaktinde kıl ve akabinde tesbihatlarını yap. Sohbet edebileceğin cemaatin ve kardeşlerin olsun. Uğrunda hayatını verebileceğin davan olsun ki hayat yaşamaya değsin. Kendinden ve hayatından daha değerli gayen ve hedeflerin olsun. Asıl mücedidine ihlasla ve sadakatle tabi ol. Siyasetten ve haberlerden uzak dur. Her gün Risale-i Nur'dan ve Kur'an'dan pasajların derslerin olsun. Dost ve kardeşlerinin kıymetini bil. Çabuk ve ucuza onları terk etme. Ne kadar çabuk ve ucuza onları terk etme, satma. Akıl ile zeka arasındaki farkı idrak et. Akıl, Kur'an'a ve mukaddesatlara, zeka ise sırf dünyaya ait olduklarını, Kur'an'ın ve sünnet-i seniyelerin değer verdiklerine değer vermekle akıllı olduğunu unutma. Zekat, öşrü, sadaka vermeyi sakın ihmal etme. Şeytan Kur'an'da en çok sizin bu zaafınızdan yaklaştığını hatırından çıkartma. Gündelik hayatında ehem ile mühimi dikkat et, ehem ile mühimi karıştırma. Yani en lüzumluları, yani yapacak şeyleri sıraya koy. Basit şeyleri birinci sıraya koyma.
Acizlere, hastalara, muhtaç olanların elini uzat et, elini uzat, yardım et, hizmet et. Yaşlılarını unutma. Ölü iseler kabirlerini ziyaret et, gidemiyorsan dua et. Sana emeği olanların hal ve hatırlarını sor. Düşmanın daha adım atmadan, bak bu da şey düşünen kafalar için, diğerleri malum attı. Düşmanın daha adım atmadan ne adım atacağını önceden bilmeye ve öğrenmeye çalış. Ona göre stratejik, yani savunma sistemini genişlendir. Senin en büyük düşmanın sende olduğunu da unutma. Odunun en büyük düşmanı ateştir, ateş de içindedir. Savaşta, şu anda bilinen savaşta tanklar iki şekilde kamufle oluyor. Bir, kendi etrafına kuyu kazarak iner aşağıya, kuyuya iner. İki, yeni geliştirilmiş, elbise giydirilerek, gözükmeyen elbise giydirilerek kamufle ediliyor. Bize ne kazandırıyor, ne demek bu? Sen de insanların nazarında ve ortalıkta fazla gözükme, başkası için değil, kendin için yaşa, ne derler diye yaşama. Yalan konuşma. Burada mısın Emre? Burada o. Yalan konuşma. Haram yeme. Kimsenin hakkını ve ahını alma. Vefasızlık yapma. Haseti kontrol edebilmenin yolu, haset ettiğine dua etmeyi unutma. Duayı bırakma. Silah-ı Rahim'i bırakma. Silah-ı Rahim, sıla demek, bağ demektir. Rahim, Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahim'dir. Rahim, iman edenlere iman etmenin karşılığında ahirette cevap verecek olan Allah'tır. Şefkatli Allah'tır. Silah-ı Rahim, ahireti esas alıp akraba ve dostlarla münasebet kurmaktır. Din düşmanlarıyla, Kur'an ve davan düşmanlarıyla selamlaş. Hecren cemiyle, Kur'an ayetidir, güzel bir şekilde kavga etmeden uzaklaş. Allah'ın onayladığı bağları kur. Sıla bağdır. Rahim'in onayladığı bağ. Bırakma. Ben merkezli yaşama, elindekileri yakın dostlarınla bölüşmeyi unutma. Niçin yaşadığına samimi cevap ara ve hayatını istikamete koy. Niçin yaşadığını sorusuna samimi cevap ara, cevabına samimi ol. Üzerinde hakları olanların haklarını öde ve gönüllerini hoşnut et. Kendine maddi ve manevi yatırım yap, kendine zaman ayır, kendin için yaşama, ne derler diye yaşama. Kendin için yaşa, ne derler diye yaşama. Gıybet ve iftiralardan ve bunlara alet olmaktan, yılandan kaçar gibi kaç. İhanet etme, alet olma. Gurur, kibir, enaniyet gibi ahlak-ı seyyiden uzak durmayı öğren. Bu öğrenilmesi gereken şeydir. Şefkat da, muhabbet de öyle. Muhabbetin ifratı şeytan, her şeyin ifratı şeytandan, tefriti nefse emmareden, vasatı Rahman'dan, sünnet-i seniye ve Kur'an'dandır. Şimdi sünnet-i seniye ve Kur'an'ı daima rehber yap. Gurur, kibir, enaniyet gibi ahlak-ı seyyiyeden uzak durmayı öğren. Rabbine teslim, tevekkül, itimat ve kanaat etmeyi öğren. Bunlar öğrenilmesi gerekendir. Bak şimdi muhabbeti öğrenmemiş, ifrat ediyor, intihar ediyor. Kendini keşfetmeye, kendini kendine konu yapmaya, bak şimdi, bunu durma. Kendini keşfetmeye, kendini kendine konu yapmaya, mevzu yapmaya ait enfusi dersler ve onları yapan arkadaşlarla mesai yap. Yani nur dersinde insanlığın serüvenini dinle. Kendine ve Rabbine suizan yapma.
Kaç tane de kaldı? Sonra gayyukun. Nereden bunu şey yaptım? Kendine ve Allah'a suizan yapma dedik. Yani ben beceremem, yapamam. Yok canım, bu mümkün mü ya? Deme. Allah'a suizan ise, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisine zıttır suizan. Diyor ki hiç olmasa ömrünüzde bir defa Allah'a nihayetsiz üstü zan yapın. Allah beni niye yaksın, niye cezalandırsın? Cezalandırmıyor ki dünyada zaten. Bu kadar ihsanıma rağmen hala ihsanını, lütfunu eksilgemeyen Allah orada değişik mi olacak? Kendisi dedi, Bedir'de Ebu Cehil'in kafasının yanına geldiği zaman kuyularda leşlerini görünce Allah Resulü ne dedi? Ya filane, Allah'ın vaadini gördün mü dedi. Sahabeleri dedi ki, ya Resulallah onlar duymaz ki, sizden daha iyi duyar ve devam etti. Ve ya filane, Rabbimin size vaat ettiğini, bana da vaat ettiğini ben gördüm, siz de gördünüz mü demesiyle gösteriyor ki, ahiretteki durumunuz, dünyadaki durumunuzdan daha iyi olacak. Dünyada bunları ikram eden Allah, Kerem ismiyle elinizde bunları almaz, merak etme. Bunları şey için anlat, Allah'a suizan etme. En azından ömrüne bir defa üstü zan et. Allah beni affedecek ya, ihsan edecek de. Bir de şey vardı ya abi, bunun beni hastarsa onu öyle muamele eder. Aynen öyle. Ene yine zinn abdibi. Evratlarını, Kur'an'ını bırakma. Şefkate muhtaç olacak kadar insanlara şefkat yapma. Hadis kutsi bu. Dünyada misafir olduğunu unutma. Kiracı gibi oturmaya çalış dünyada. Çıkması kolay olur. Ver, ikram et, ihsan et, lütfet ki canını vermek de kolay olsun. Vermeye alışmayan canını da veremez. Zor olur. Sözünde dur, her doğruyu her yerde deme. Acımasız düşmanların olan şeytan ve nefsini unutma. Zikir ehli ve ilim ehilleriyle oturup kalk. Ki büyük zatlardan bir tanesi şöyle diyor. Kadınlarla oturup kalkan şehveti, padişahla oturup kalkan gurur ve kibiri, zenginlerle oturup kalkanın kanaatsızlığı, zahitlerle oturup kalkanın dünyadan nefreti, alimlerle oturup kalkanı ilime karşı aşkları olacağını unut. Kimle oturup kalkıyorsanız o cinsten olacaksın. Maddi ve manevi israflardan kaçın. Belagat ehli ol, yoksa dostlarını kaçırırsın. Belagat, muktezai, mutabık olmak, yani söylemek ve yapmak. Kimseye nazlanma, naz yapma. Çekmezler nazını. Zilletten uzak dur. İzzeti nefsini koru, vakarını bırakma. Menfaat için, şey için izzetini bırakma. Yani bu gurur kibir anlamında değil. Belagat ehli yani. Muktezai hale mutabık ol. Oraya uygun ol. Aceleci olma. Aceleci olma. Sabırlı olmaya çalış. Hayanı bırakma. Çünkü toplumda o şey. Bir daha, aceleci olma, sabırlı olmaya çalış, hayanı bırakma. Dostlarını ihmal etme, arayıp sor diye daha önce de demiştim. En son şeyimiz, mektubattan Telvihat-ı Tisa'dan aldım. Ve mektubatın 13. lemanın sonu. Esas o. Amal ve hatıratını mizan-ı Kur'an'la, amal ve hatıratını Kur'an'ın mizaniyle, sünnet-i seniyenin terazileriyle tart, daima Kur'an'ı ve sünneti rehber yap. Evet, derse hoş geldiniz. Şimdiye kadar ısırmaydı. Gaye hayaldı. Netice, hizmet ehli, dünya ve hizmet ehli dava ve gaye sahibi olup, bu ona gayeleri için lüzumunda rahatını, gayesi için lüzumunda rahatını,
hissiyatını ve menfaatlerini feda etmekle bu meziyetini fiilen ispat etmeye çalışmalıdır. Mezkür manada gayi hayal sahibi olmak Risale-i Nur'da bir esastır. Şimdi bakın. İkide bir kendisiyle meşgul olan. Böyle dedi, böyle yaptı, böyle kalktı, bunu şey yaptı. Bu nispete gayesini dışındadır. Çünkü sineklerle böyle uğraşmak. Canavar geliyor, kale almıyor. Şimdi ona ait yerler var. Baş tarafı çok yer var. Hoca efendi dedi.